Selamun aleyküm hocam. Bu Mekke'de, Umre'de aldığımız kokuların hikmeti nedir acaba? Bir de Konya'da da aynı şekilde gitti. Sakalı Şerif'te de bir gül kokusu vardı. Onun hikmeti nedir acaba? Onu da sorabilir miyiz? Ya kardeş, gül kokar yani. Gül başka türlü kokar mı yani? Gülden esansa esans gibi kokma diyebilir misin? Güle gül gibi kokma diyebilir misin? Peygamberin tenine değmiş olan şey elbette ki gül gibi kokar yani. Onun bereketi orada. Yani ben bunu hayatımda yaşadım. İlk kez yaşadım, bir defa yaşadım. Medine gençken daha, ilahiyata talebeyken 80 yılında hacca gittim görevli olarak. Genç bir delikanlıyız o dönemde. Peygamber Efendimiz'in mezarını ziyaret ederken müthiş bir koku duydum. Ama bildiğim esanslara benzemiyor. Acayip bir is, koku. Çok etkilendim. Oraya koku da sürülmez biliyorum. Sonra gittim o zamanki halimle kokucuya, attar dedikleri, ıtırcı kokuculara dedim ki Peygamberimizin mezarının orada bir koku var dedim. O kokudan var mı? Satın alacaktım. Dedi ki yok. Ben onda yok zannettim. Dedim ki başka yerde varsa alayım. Adını söyle bana ben alayım dedim. Evlat yok dedi o koku. Ben biraz üsteledim. Adam benim saf olduğumu gördü herhalde. Bu konuda saf olduğumu gördü. Dedi ki evlat o koku peygambere ait bir kokunu bulamazsın bir yerde. Allah sana o kokuyu hissettirmiş. Çek git dedi. Sorma, sorgulama dedi. Bulamazsın o kokuyu. Bazen insana gelir o koku dedi. Hakikaten de aynı kokuyu sadece bir defa duydu. Peygamberin yanında bir daha da nasip olmadı.